İşte kapı gibi kocam geldi. Aa, orada. Ne oluyor ya? Buradan hiçbir kadıoğlu giremez. O girmiş. Ha, o kadılıktan düştü. Hadi, ne diyor bu kadın? Bir yerde doğru diyor. Babam ben evden kovunca otomatikman kadılıktan düşmüş oluyor. Nerede saçma sapan konuşma. Sen şu an hala benim karımsın ya. Lütfen gelir misin? Babanın gelini değilim ama. Hadi, babamı bilmiyormuş gibi konuşma lan. Yani Allah Allah, siniri geçince bir şekilde affeder babam, hadi. Yok yok, öyle kolay değil Sefer Bey. Kalbim çok kırıldı. Nasıl damir olacak bilemiyorum. Hadi, ne yapacak? Kaç yaşında babam, onlarca yaşı var. Kalkıp senden özür mü yapacak? Lütfen gelir misin şuraya? Denemesinde fayda var bence. Turuç! Sen ya beni delirttin burada milletin evinin önünde. Bacımı kaçıracaksın, kalkıp bir de babam senden özür dileyecek. Sana akşama kadar mühlet Nadi. Ya evinin gelip kadını olursun ya da olacak birini bulurum. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Demem o ki. Akşama kadar geldin geldin. Gelmezsen yarın. Duşdayım. Neredesin, neredesin? Davay, davay. Yaruskeli panlamayış. Hazdar ol efendim. Nahide, vallahi seferin bu gelişi sende soğuk duş etkisi yarattı. Pembe abla, bak. Aha, yeni maç başlıyor ağalar. Bahisleri alalım. Bu sefer, Sefer Reis denize atar diyenler. Sefer Reis intikamını almadan bırakmaz. Kuzeyde hiç tekin gözükmüyor. Dipten vuran dalga gibi. Allah şah ederse şaşırmam vallahi. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hayırdır Mişo? Karadeniz'de karpuz kapçuklar mı battı? Ne oldu? Espriye kattığım yorum beğenmedin mi? Senin gibi bir Mişo parçasının Karadeniz'de gemileri olacak hali yok ya. Olsa olsa karpuz kapçı olur. Bir ara hatırlat da gülelim. Hatırlatırım. Ne oldu? Peşine takılan adamlar mı aklına takıldı? Artık kimin ahını aldıysan, hangi genç kızın duygusuyla oynadıysan o kadar adam peşine taktın. Hiçbir şey bildiğin yok Sefer. Uğraşma benimle. Uğraşırım. Ben senin kaptanınım. Para veriyorum ben sana, para. Hala kaptanımsın yani. Ben bitti demedim, bitmez. Hadi doğru ekmek tekne kalk. Bana bak. Eğer bana misilleme yapıp suya atmaya kalkarsan bu sefer gemini batırırım ha. Hadi, hadi takıl peşime ya. Madem bağ emanetsiz, o vahit benim sözümden dışarı çıkmayacaksınız. Hemen enesinin kaymakları. Sen hiç merak etme babaanneciğim. Ay, dillerine kurban. Bundan böyle benden habersiz dört kapıdan çıkmak, eşikten dışarı adımınızı atmayacaksınız. Yok bakkala gittim, yok çakkala gittim. Ah ben bu aldım, azıcık hava alayım, yok. Hayda. Hayda, hayda da yok. Bağ sormadan su bile içmeyeceksiniz. Bağ sormadan yatmayacak. Bağ sormadan kalkmayacaksınız. Yani babaanne. Oldu olacaksan uzaktan kumanda verelim. Sen bize olma yönet, ne dersin? Kızım, uzaktan olmaz. Yamacımda duracaksınız diyeyim size. Anlamayın mı? Ay desenize, biz çok sıkılacağız. Sen öyle san, annem size sıkılacak vakit bırakmaz ki. Merak etmeyin. Derken? Nasıl da bileyim. Babaannemizin evinde
de böyle prensesler gibi yaşayacağımızı düşünürken biz baya kül kedisi olduk. Kollarım koptu vallahi ya. Kızlar söylenmeyin artık yeter. Bence de. Çünkü bunlar daha sadece ısınma turları. Isınma turları mı? Halı yıkamanın bir üst level'da mı var yani? Oo, saymakla bitmez. Daha yerler fırçalanacak, günler serilecek, böyle beyazlar kaynatılacak. Beyaz kaynatmak mı? Hastane mi işletiyoruz ya? Kaymaklarım, bitirdiniz mi vahim işleri? Bizimki bir sayılır. Kilimleri de silkiverin uzman. Kız, siz hala aynı halıyı mı yıkıyorsunuz? En iyisi şık tutun, bir sürü iş sizi bekliyor. Anne, ilk günden bu kadar yüklenmesek mi kızlara? Ha, ne dersin? Ne güzel işleniyorlar. Gökçe, ha. Bu halinle tıpkı benim gençliğime benzin ha. Harbi mi babaanne? O zaman ben sana şöyle güzel bir okkalı Türk kahvesi yapayım. Kızlar da böyle işlerini yaparken bize kahve içerek senin gençlik olacağını ne dersin? Gayfe'ye gerek yok. Sen işini yaparken ben sana anladırım. Hadi ya. Şimdi böyle kocadığıma bakma. Gençken kaşım gözüm aynı sende. Nasıl yani? Ben şimdi yaşlanınca senin gibi mi olacağım? Siz... Babaannem. Buyur kuzum. Ben var ya ben böyle senin gibi heybetli bir kadının adını layıkıyla taşıyabilmek için çok yoruluyorum. Acaba temizlik yapıp daha da fazla yorulmasam mı? En çok da bu yüzden yorulman lazım. Çünkü sen adın ne? Emine. Hadi bakayım çok konuşmayın. Çene çalmayın hadi. Hızlı. Aferin kızlarıma. Haydi. Sen niye böyle dalıp gidiyorsun bakayım? Aman nereye dalacak ya? Yine sevgilisini düşünüyordur. Aa sevgili mi var senin? Şş, hasretlik mi çekiyorsun? Vallahi tatlım pek de öyle sayılmaz. Enişte beyimizin bir ayağı burada maşallah. Yo iki ayağı birden burada baksanıza. Ömer. Git. Ömer ne işin var burada? Daha gidelim ne kadar oldu? Hiç gitmedim ki. Babam hala gitmediğini görürse çok fena olur. Bence abartıyorsun Feride. Baban gayet anlayışlı bir adam. O kadar güzel konuştuk işte. Evet öyle ama işler değişti. Artık sıkı yönetimdeyiz. Nasıl yani? Ya... Dün gece ortalık bayağı karışınca babam bizi buraya dedemin evine getirdi. Artık burada kalacağız. Ne demek ortalık karıştı ya? Açık anlatsana. Babamın alacaklıları dün gece evi bastı. Ne? Size bir şey yaptılar mı? Hayır bir şey yapmadılar merak etme. Ama bir daha gelirlerse diye babam buraya getirdi işte buradayız. İyi yapmış yani orası çok tenhaydı. Evet burası daha güvenli. Bak Ömer eğer babam ya da dedem senin burada olduğunu görürse gerçekten çok fena olur. O yüzden bence sen İstanbul'a geri dön. Hayatta olmaz. Bu durumda asla bırakıp gitmem seni. Ömer bak beni gerçekten düşünüyorsan gidersin. Sen dedemi tanımıyorsun. Deden de beni tanımıyor. Ya aşkım ben sana ne diyorum? Ortalık karışık diyorum. Ne olur birazcık anlayışlı olsan. Ya sen de bana karşı biraz anlayışlı ol o zaman Feride. Bir an bile bırakmak istemiyorum seni. Ya, ben de öyle ama. Neyse işte. Ben buralarda olduğumu söylemek için geldim. Tamam. Ama yine geleceğim. Merak etme.